Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. The Casting of Frankston'un 3. bölümünden hepinize selamlar. En son çok heyecanlı bir yerde kalmıştık biliyorsunuz ki. Lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde bir önceki bölümde kaldığımız heyecandan devam etmek istiyorum. Bu arada oyun 2, en geç 3 bölümü bitiyor büyük ihtimal. Çünkü Ibo 7.5 saatte falan bitirmiş. Ben de bir 3.5 saat falan oynadım. Evet, hadi bakalım. En son burada kesik insan parçaları bulmuştuk. Oh, shit! Damn! Is that a... Yeah. Tam tahmin ettiğin gibi. And it's got friends. Burası yalnız çok... Yani direkt böyle şey gibi, insan mezbahası gibi bir şey ya. Is insane. Evet, tam burada kalmıştık. Şimdi burayı keşfetmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bu neymiş? Bu zaten az önce gördüğümüz el. Burada bir not defteri var. Millwright'ın defteri. Girelim bakalım bir etkileşime. Önemli bir şey yazıyor olabilir. Bu ne oğlum? Abi bir şey diyeceğim, bunlar başka insanlar ve sanki bunlar da cinayet işliyor gibi. Bak Kessler demiş ki mesela, boyunda küçük kesikler temizlik sağlar, korkularının tadına bak. Sen kimsin lan? Dünyayı arındırmak için yaratılmış bir varlık. Ne bu, Thanos mu anasını satayım? İlginç bir not defteri. Frankston her kurban için ayrı ayrı özel bir silah mı yaptı? Bak hiçbir katil hikayesinde böyle bir şey duymamıştım. Çok yaratıcı bir olay. O bizi bir sonraki bölüme götürecek. Bir de şuradan gazete okuyalım. 17 Eylül 1962'de yani bu Frankston ölmeden önce iki kişi öldürülmüş. Eczane sahibi olan birisinin oğlu ve arkadaşı trafik kazası geçirip ardından arabanın alev alma sonucu ölmüşler. Yani bu şey gibi hani sanki bir ilaç keşfediyor böyle bir bilim insanı falan da sonra ölü bulunuyor ya böyle trafik kazasında falan. Bu da bana çok şüpheli bir trafik kazası olarak geldi yani. Benim buradan çıkabileceğim herhangi bir şey yok. Bütün nesneleri de inceledim. O zaman yapmamız gereken tek şey şu kavanozu açmak. Yapmasa mıydık acaba ya? Hadi lan onu satayım. Lan o ne? Oğlum sen gerçekten manyak, düşündüğümden de manyak bir insan ya. Parça koleksiyonu yapıyor adam. Yok anasını satayım, müze diye bırakmışlar, keşfetmişler ama. We can't get the sheriff now. I'm serious. We really shouldn't be in here anymore. Robert, back off, man. Just wait. Wait for what? Chris, I know how important you move. Zor bir karar. But this whole place is part of an actual murder case now. It's ancient history. There's no statute of limitations on murder, which means right now we're tampering with evidence. Yani. You want to fuck with that? But the movie? The movie's done. I thought you. Robert's right. You should get the sheriff. We got what we need. Bir şey diyeceğim. Just don't touch anything else, okay? Chris bunca zaman film film deyip Jamie'nin her dediğini ters deyip tekte Robert'ı niye haklı buldu? Bu Chris var ya bizi satacak ha bu Robert'a, ben size diyeyim. We should get the hell out of here. Bu Chris bizi ağır satacak bak, bu Jamie'yi ağır satacak. Zaten Jamie de şüpheleniyor sürekli. Bu arada bu sanırım Hatch mantığı. Yani Hatch'e benzettim. Yani tamam olayda biraz haklılar. Yani bunu gerçekten haber vermek lazım. Ciddi bir olay ama Chris yani filmi için canını verecek durumdayken. Dur bakalım, dur. Gelişecek bir şeyler. Dur bakalım. Lan onu da yanına mı aldım bir daha? Bir şey diyeceğim. Bu arada kurbanlar eğer ki asıl olayı öğrenirse bu şekilde genelde başlarına bir şey gelir. Yani kaygılı, sakin sakin uyaralım. You think moving that is such a good idea? No way, I'm not getting a shot of this thing. Yeah, but it's like evidence. Nobody can prove we knew that before we got the shot. Plausible deniability, man. İş kafası var, işine gelince çalışıyor ya. I won't tell if you don't. I think you're missing the point. Chris'in davranışı seni üzdü. You've been like obsessed with making this movie all about Frank Stone ever since you heard about him. So? So it doesn't feel like it's our movie anymore. It feels like it's your movie. Kurbanların arası yavaş yavaş açılıyor, onu fark ediyor musunuz? Doesn't feel like we're doing much together at all lately. Haklı lan, Jamie haklı burada. Hi May. Every time I turn around. Kesinlikle haklı yani. We're alone now. Yeah. And all I can think about is you and Robert. You asked Linda to work on the movie with us. We needed help, and she's my friend. I wanted you guys to get to know each other. Well, sometimes it feels like I'm being ganged up on. That's not true. We're not ganging up on you. It's how I feel. Yeah, but it's not true. You don't get to tell me how I feel, man. Yeah, hey, May. I understand where you're coming from. Sadece haklı çıkmaya çalışıyor gibi şu an. Talk about it. Right now,
we're running out of time, and I just want to focus on finishing up and getting out of here. And then, as soon as we're done, it's you and me again, all the way. Minnettar, tamam olur. Karamsar, bunu sonra konuşabilir miyiz? Emin değilim. Ya bu Chris var ya, bak. İşine geldiği zaman zeki, gerçekten bir önceki bölüm çok fazla işimizi çözdü. Fikirleriyle falan. Ama bir yandan bana çok çıkarcı gibi geliyor ya. Yani o an işine kim yarıyorsa, Robert mi yarıyor? Tamam, Robert'la kanka, gerekirse sevgili olur. Ben mi yarıyorum? Tamam. O an için, onun için en iyisi benim. Biraz böyle bir insan gibime geldi. Bu kararı sonra konuşacağız. Şu an net bir şey diyemem. Okey, ben bir gözden geçireceğim seni. I don't know. I'm not sure we can talk about this later. Why not? Because maybe if we don't talk about it now, then there isn't going to be a later. So, what, are you saying that it's over? Maybe it is. Bence haklıyım ya. I've got to get this shot. Evet, Chris'ten ayrıldık arkadaşlar, kader değiştirildi. Yeah, of course. Chris ilişkinizin bittiğini düşünüyor. Niye acaba? Baksana, umurunda değiliz ki. Yeter ki o işini görsün yani. Ya elleme bir şeylere, delili bozacaksın ya. Bütün parmak izini... Ne oluyor? Hayır, hayır. Entity geliyor. Entity buradakilerin hepsinin gücünü aktarıyor bir şeye. Muhtemelen yeniden canlandırıyor ya da... Evet. Canlanıyor. Vallahi canlanıyor. Frankston'un kendisi mi yoksa... Başka bir şey mi canlanıyor bilmiyorum ama... Fena şeyler oluyor. O büyük manyetik güç kamerayı bozdu. Hadi bakalım. Harbiden başladık. İnanılmaz büyük bir güç var şu an yani burada. Böyle bir şey olamaz. Ve artık kendisini saklamıyor da yani. Chris. Ayrılmayın. Aa, Frankston'un... Frankston'du o. Çenesinden anladım. Hala çekiyor, Allah'ım yarabbim. Lan Chris gidiyor. Tutun, şuraya tutun. Lan git yardım et, ne bakıyorsun? Oğlum hayır. Satayım. Ruhu geldi oğlum. Kaç. Üzgünüm. Üzgünüm Chris. Chris üzgünüm. Çok üzücü, çok üzücü. Yani bence yüzleşseydim Jamie ölecekti. Bilemedim. Normal hayatta olsa şunu yapmam bu arada. Yani öyle bir algı olmasın lütfen ama. Oğlum ya, Chris de öldü mü, ölmesini de istemiyordum aslında ya. Ya şurada bir durdurayım. Şöyle bir şey var. Eğer fiziksel olarak bir karakter gelmiş olsaydı karşıma, hani dövüşebilirdim. En azından onu seçebilirdim ama ruhani bir şey geldi ve entity çok güçlü şu an yani. Gördünüz az önce, mahvetti ortalığı. Yüzleşmeyi seçseydim bence Jamie'nin başına bir şey gelecekti. Jamie'nin başına bir şey gelirse de Chris'i kimse kurtaramayacaktı zaten, anladınız mı? Bence ikisine birden bir şey olabilirdi. Ben o riski göze alamadım. O yüzden en azından hani Jamie kurtarayım dedim. Artık bilmiyorum arkadaşlar, umarım şeydir. Bu arada bunlar da en son dışarıda birisini görmüştü. Bu arada bu dışarıda gördükleri kişi siyahiydi. Şey olabilir mi? Robert olabilir mi? Evet. Hani bu 2024 yılında Robert'ın yaşlı hali gelmiş olabilir. Tamam, buradaki eksik parçayı bulacağız. How do we solve the rest of it? Atıp tutuyordun, sen çözersin. There's something else in the atrium that's like a clue. Why would anyone put a clue for their massively complicated lock right out in the open? Practically right in front of it. Just a guess, but why not try... O zaman gizli oda gibi bir şey var. This. Oğlum orası nereye gidiyor lan? Zindan gibi. I wasn't actually expecting that to work. Almost like you knew.
Oy, bu Linda var ya bak çok şüpheci bir kadın ama şüpheleri de hep doğru yani. Bu Stan bana hiç güvenli gelmiyor arkadaşlar. Bu Stan var ya böyle şey gibi. Killer'ın hani bir yardımcısı olur. Seninle çok iyi gibi geçiniyor gibi görünür. Böyle senin tarafında gibi görünür ama asıl amacı şeydir hani. Hani seninle iyi olayım, senin ağzından laf alayım. Hani sen bir şey yapacağın zaman gideyim asıl katili anlatayım olayı gibi. Bence bu Augustine'le bir ilişkisi var bu Stan'ın. Bak hiç güvenmiyorum buna. Yani ağzımızdan laf arasın diye gönderilmiş gibi bir şey gibime geliyor benim. Tam emin de değilim. Emin olsam zaten burada işim ne? Ben şuraları bir araştırayım yine. Aha ne buldum? Kimin oyuncağı bu? Oy! Division. Bu Julie miydi? Julie galiba. Gazetede ne varmış? Evet, filmimizin şeyi. Film incelemesi. Yani üstte filmle ilgili inceleme var. Orası çok önemli değil ama altta diyor ki: "Lakin tuhaf olan şey, 22 gösterimine katılan seyircileri daha ilk kareden itibaren sarmaya başlayan o rahatsız edici duyguydu. Dürüst olayım, bunun nedenini ben de açıklayamıyorum." Yani bu filmi izleyenlere bir lanet tarzı bir şey bulaşıyor olabilir Entity tarafından. Cinayet Fabrikası izleyenlerde şiddete yönelmeye sebep olan bir etki bırakıyormuş. Yani bu filmin öyle bir etkisi varmış. Sanırım yasaklanma nedenlerinden birisi de o. That's a lot of dollar for an old movie. Augustine Lieber'a ait bir fatura. 10.120 dolar ödemiş. Vergileriyle beraber toplamda 12.144 dolar. Tabii biraz fazla. Evet, şimdi satış faturasıyla ilgili şöyle bir bilgi geldi. Lan böyle deyince de muhasebe gibi olduk da. 1.8 mm film şeridinin satış faturası. Augustine kendini film koleksiyonu yapmaya adamış biri. Parayı asla dert etmiyor. Peki bu eşyalar onun için neden bu kadar değerli? Öğreneceğiz. Hep beraber öğreneceğiz. Evet, ne bulduk burada? Anahtarı bu kadar görünebilecek bir yere koyması mantıklı mı diyecektim ki burayı gizli geçitten attık, doğru. Farkındaysanız ilk iki bölümü söylediğim gibi bol sinematikli geçirdik. Üçüncü bölümden itibaren de neredeyse daha sinematik girmedi yani. Full biz oynuyoruz. Bulduğumuz anahtar şurayı açıyor olabilir mi? Aynen. Bu dolabı bir önceki bölümde açamamıştım çünkü. Burası Cold Wind Farm. Sol taraftaki şey içerisinde jeneratör olan ahır diye tahmin ediyorum. Burada Hillbilly var. Evsun totemi var. Evsun totemini kırıyor gibi bir hareket yapıyor Hillbilly. Dioramanın kayıp parçasını bul. Ha, şurayı bulacağız. Okey. Bak burada bir bulmaca gibi bir şey var. Bunu yerleştirirsek muhtemelen o Hillbilly toteme bir şey yapıp bize önemli bir şey verecek. Avluyu aramamız gerekebilir falan demişti. Şöyle bir avluya mı insem? Buradan gidemiyorum. Burası zaten ilk toplantı odasından çıktığımız yer. Burada bir tablo var. Ne oldu? Yana kaydır. Well, that sounded like it did something. İsimde ne yazıyordu? Aa, Archie MacMillan, Trapper'ın babası. Şöyle daha net göstereyim ha. Trapper'ın babası. Okey. Bak burada gizli bir oda açtık onu yapınca. Oo, ne oluyor lan? Testere'nin olayı gibi, Jigsaw'un olayı gibi biri bizi mi izliyor? It's like every room in the house. Yeah, I'd say this goes a little beyond your typical security. What do you mean? I get the sense our host just has a lot of valuable property and likes... Stan, bence şüphemizi azaltmaya çalışıyorsun ama. Looks like the internal workings of a washing machine, but somehow I doubt it is. Augustine'in eski makinelere ilgisi büyük. O zaman şu kameralara bir göz atalım bakalım. One of them isn't on. Wonder what. Evet, bak bütün kameralar açık, bir tane kamerada sinyal yok. Orası Augustine için çok önemli bir oda. O da muhtemelen o kilidini açmaya çalıştığımız şey yani. Bir şey diyeceğim, şuna yerleştireceğimiz şekle bir tekrar bakabilir miyim? Altıgen. Okey. Şu şeylere bir bakacağım. Something this weird has to be important. Does it open? Yok, bunun altı uygun değil. Avluda bir de Macmillan'daki büyük ağaç vardı hatırlıyorsanız ki. Bir de onu diyeceğim çünkü başka etkileşime gireceğim herhangi bir şey yok. Bak, bunun altı altıgen, aynen. Tamam, at bunu cebe. Şimdi Macmillan'la Cold Wind Farm'ı birleştirmiş olacağız mantık olarak. Lan çık da bir geçeyim. Zaten hiçbir halta yaramıyorsun yanımda şu an, bir de beni yavaşlatma ya. Evet, yerleştir bakalım. Evet, Hillbilly toteme vurdu. Ha. Some kind of hammer. Evet. I wonder if it's from the statue of that little dude. Totemi vurup kapıyı açıp bize çekicini verdi. Çekicini de şimdi şuradaki Hillbilly'ye vereceğiz. Çünkü eksik parçası vardı. Eşyayı kullan. Al bakalım. One Hillbilly and his hammer reunited. Çok iyi. Güzel. Okay. Yani Augustine, ne saklıyorsun da bu kadar şöyle bir şifre koydun yani, hani ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, bana bir anlat. Heh, başka etkileşime girebileceğim bir şey kalmadı zaten. Bu odaları full incelemiştik. Hadi bakalım. Ben eminim, bilmek istiyorum. Artık buraya kadar gelmişken bırakamayız. Ha, doğru kombinasyona gir. Bir dakika, şimdi burada... Huntress, şu şey perk'ü, Efsun bölgeye musallat. Bu da Legion'ın eklentisi. Döndür bunu. Pop goes. Çekiç. Okey, demek ki buralarda bir işim, yani onunla bir işim yok. Bunu döndürelim. Yemeğinle oyna. Macmillan'daki ağaç.
Efsun bölgeye musallat. Şu Huntress perkünü de değiştirelim. Thompson'ların evi bu sanırım. Totem. Şimdi evet, buradaki şifreyi nasıl çözebiliriz? Bak tamam, şu ağaç olsun. Burası Thompson'ların evi olsun. Sondaki de Hillbilly'nin tokmağı olsun. Çünkü zaten şifreyi de öyle çözmüştük ya. Tamam, aynen. Okey, çok da zor değilmiş. En alakalı 3 simge bunlardı yani. Oh. Odaya bak, Huntress maskesi. Öbürü Trapper mıydı? Önden buyurun Stan Bey valla. Oğlum her yerde beni gönderiyorsunuz ya. Vay 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 vay. Odaya bak. Anasını satayım, bu neymiş? Hepsini incelemeye çalışacağım eğer kontrolü bana verirse. Çok iyi oda yalnız. Augustine acaba entity'nin direkt kendisi mi ya? Ray. I don't know what I expected, but it wasn't this. Let's take a look around. Be careful. Evet, kontrolü bize verdi. Detaylıca araştırmaya çalışalım bakalım. Buradan başlayalım. Burada minik bir tane domuzcuk var. Bunun Coldwind'deki domuzlarla alakası olabilir. It's burada like for... flamingolar var. No fucking idea what. Something unearthly for sure. That's cheery. Ürkünç bir tablo. Hey Linda, check this out. Dur bakacağım, beni bir rahat bırak, bir dur ya. Her şeyi incelemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bu şey Bülent Ersoy maskesi. Şurası DBD'deki duvarlardan birisine benzemiyor mu? Kargo yuvasındaki özellikle. Şurada basabileceğim bir şey var ama bir dakika, hemen basmayacağım. Bir inceleyelim önce. Burada yine maskeler var. Acaba hani Leatherface'e falan bir gönderme olabilir mi diyeceğim de bir tek şu soldaki olursa diğerleri tam olarak benzer maske değil. Şu kapıyı açabiliyoruz. Burada yine küçük bir parça bulduk. Muhtemelen eklentilerden bir tanesi. Victor'un askeri. O da Twins'in eklentisi galiba. Masayla bir şey yapabiliyoruz. Buna göz atabiliyoruz. Aaa! Lan Frankson'un maskesi. Ve şey, o öldükten sonraki maskesi. Augustine de oradaydı yani biz. Sam'le Frankston'la çatışırken Augustine de orada başörtülü bizi izliyordu ya. Almış orada şey öldükten sonra maskeyi. Korku cemiyeti. Okey, bu çok önemli bir şey değilmiş. Önemli bir şey olduğu zaman ben size zaten anlatıyorum arkadaşlar. Bu arada o kartları görmediğimi sanmayın. Tekrar şöyle göz atalım. Maraz, Clown. Bırakırken diğerine de bakmaya çalışacağım. Şu en alttaki neyi? Onu tam göremedim. En alttaki de DBD'nin şu arşivleriyle ilgili bir trailer tarzı bir şeydi galiba. Şimdi basabileceğim çok fazla şey var aslında. Şuna da bir göz atalım. Akkad İblisi, Mezopotamya. Bu arada bu genelde çok karıştırılıyor. Onu düzelteyim. Mezopotamya bir uygarlık falan değil arkadaşlar. Direkt bir bölge. Hani böyle işte İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi gibi düşünün. Direkt bir bölgenin adı yani. Herhangi bir uygarlık falan değil. Okey, burada Akkad İblisi hakkında bilgi veriyor. Ben bir etrafı full araştırayım, en son konuşacağım şeyle. Burası kilitli. Burası ne durumda? Burası da kilitli. Okey, önce şuna bir basayım. Dinleyelim bakalım. Evet, bir eylem var. I don't know. All I am able to report at this point is there have been several attacks on the general public as well as police and medical personnel. It's not overly clear, at least to us, what the Aa! Filmi izleyenler de saldırganlık başlıyor demişti ya. Oo, entity direkt filmi izleyenlerin kanına falan giriyor yani. Yerlerinden gelin yok be. Police are currently doing their best to control this crowd. Okay, okay, oh no, okay, now there is an arrest taking place and several people. Şu an var ya, gözleri dönmüş durumda hepsinin yani. Büyük olaylar, büyük olaylar. O hissi çok iyi vermişler yalnız. O bağırarak yok olan neydi? Cinayet fabrikasının izleyicilerde şiddet eğilim yarattığı konusundaki söylentiler doğru, aynen öyle. Direkt bir muhabirin canlı ses kaydını dinledik yani. Kral, gel senle de konuşalım. These mean anything to you? Yeah, actually. Yani, bu da heykeli gibi it's duruyor exactly sanki. It's exactly like in my film, The Prophecy of Pain. You know, right after they open the tomb? Oh, yeah, totally. Hatırlamış gibi yapma bana ya. Exactly like that. There is no tomb in The Prophecy of Pain. Şerefsiz ya. Sen Linda, sen çok zekisin. Yeah, sorry. I was getting into stuff with one of the Come other. To think of it, I don't think there are any tombs in any of my movies. Never been into ancient places and all that kind of fantasy stuff. Hiçbirisini izlememiş. But you know that, right? Since you're such a big fan of my work. Okay, look. You haven't seen a single one of my films. Evet. Have you? I am a fan of your reputation. Yalancısın sen. Sure. Honestly, just when it comes to movies, I'm more of a
Bunun çok net bir çıkarı var. Bunu öğrenmemiz lazım. Cliff Barra. My films examine the persistence of evil in the heart of humanity. I'm sorry they're not crowd-pleasing enough for you. But now that you've shown your hand, why don't you tell me how you actually came into possession of the film? Hadi bakalım. Well, if that's what you want to know, I'm afraid I am gonna need something in exchange. Sana dostluğumu sunabilirim. İddiaya girelim mi? Yok, bu saatten sonra buna saygı yok. Adam ağır bir şekilde yalan söylemiş bize yani. Ve yalanını yakalamasak bunu devam edecek yani. Hani yalanı yakalanmayınca böyle kendisini dürüst sanan insanlar var ya, o tarz bir kafada. Aynı zamanda kesinlikle güvenilir bir insan da değil. Az önce açıkladığım nedenini. Tersten devam ediyorum ben. Why don't we make it interesting? How so? A little wager. Terms. If I win, you tell me what I want to know. And if I win? I'll give you my section of the film. Oo, büyük iddia, deal. Büyük iddia. Direkt kabul et Tayvan herif. Oğlum sen bu zeki kadını yenebileceğini mi düşünüyorsun iddiada? Aaa, sure. Lan oğlum. But I get to call it. Böyle bir iddia mıydı ya? I call it or no deal. Bana sorma. Oğlum ya, tarihin en şanssız adamına bu sorulur mu ya? Neyse, atamın yüzü yere gelmesin diyelim. Kemal Sunal'dan devam edelim. Öyle yapalım bari, ne yapalım. Umarım uğur getirir. Well, them's the breaks. Hoş olmadı bu. I believe we had a deal. Ya, aman! Nerede %50 kazandığımız görülmüş ya. Ha, para hileli. Nice. Very oğlum nice. Buna güvenilir mi ya? Buna güvenilir mi ya? Fuck off. Sen büyük şerefsizsin ya. Yeah. Seni az önce anladım ben, az önce. Yarım saat önce anladım ben seni. Kesinlikle Augustine'le bir ilişkisi var bunun. Bakabileceğim, yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Odalara zaten girilmiyordu. Şuradan animasyonu devam ettiriyorum. Neymiş bu? This is... Oha! 1980'deki filmi çektiği şey, kamera. Hey Linda. Hadi bakalım. Artık olaylar başladı ya. Neymiş o? Neye çağırdın bizi? Umarım önemli bir şeydir. What is this? It was just displayed here, open to this page. Talismans contain wells of great power, can take many physical forms, often manifest as keepsakes of past victims. Bir şey diyeceğim. Sam'i oynarken fabrikanın altında, kanalizasyonda bu tarz bir muska bulmuştum biliyorsunuz ki. Yine böyle kalpli falan içini açınca bir tane erkek fotoğrafı vardı hatta. Bu acaba dedim hani Frank Stone'un gençliği falan mıydı demiştim. Hatırlıyorsanız. Keepsakes of past victims which can become protected. Takanı koruyan muskalara dönüşebilirler. What do you think it means? I don't know. But it must be important to Augustine if it was left open on this page. Maybe it's... Bu entite her yere mi bulaştı lan şu an? Sadece fabrikada değil mi? Derken ananı ağırdını. O kim? Asansör gelmiş. Ben bir an entitinin sesleri falan sandım. Bu şey bizim gördüğümüz o gizemli adam dışarıdaki. Robert! Ne oluyor lan? Robert değil mi ya bu? Zunk! Anlat, niye geldin buraya? Sheriff Green. Lan! Senmiş oğlum direkt. Sakallara bak, nasıl yaşlanmış. Oha! Ne Sheriff Green oğlum, senin ne işin var? Git torun falan sev, anasını satayım. Evet, tekrardan geldik 1980'e. Çok iyiydi. 2024 bölümünden ilk defa bu kadar keyif aldım. Sürekli diyalog geçiyordu. Bu kez gameplay de bize bıraktı. Aa, bunlar Chris'i bilmiyor. Evet, Chris'i bilmiyorlar. It's getting really cold. Maybe we should, you know, get the others, head out. Oh, cold. Yeah, I got something for that. Pocket warmer. Acaba bunu içmekten mi bahsediyor, yoksa hani bir yere döküp yakıp ısınmaktan mı bahsediyor? Her ikisi de kötü bence. Birisinde ateş yakmış oluruz. Hem yerimiz çok net belli olur, hem de entity'ye bir güç verebiliriz. Bilmiyorum ateşle ilişkisi nasıl, ama bir diğerinde de sarhoş olacağız. Gerek yok. Zaten ben kendi hayatımda da alkol içen birisi değilim. Kendi kararımı bu şekilde vereyim. Thanks, but probably shouldn't drink on the job. You sure? Evet. Ah bana, ah çok anarşistin ya. Neyse, azıcık içti galiba. Bitmiş mi? Oops, I guess I got colder than I thought when I was following you guys all the way out here. I know my limits. I've had to stay right up against them just to get through the past couple weeks at home. It can't be all bad. Tabii güçlü bir mentalitem var gibi duruyor ama aslında içten içe duygusalsın. True person who's not spent enough time with my family. I've spent a lot of time with Jaime. Jaime is, oh, he can be all right. He just needs to grow up. You've got to convince him to leave Cedar Hills when he graduates.
He could come to New York anywhere. He just yaşarsak umarım can't ederiz. Stay here. I don't know if Jaime's ever even imagined himself anywhere else. He doesn't think that far ahead. Well, even if he hasn't, you've got to. What, leave? Yeah. Unless there's some secret, unrequited reason why you might want to stick around. Var. Jamie var. Bu Jamie'ye yanık. Ben size söyleyeyim. Chris ile aralarında bir şey yaşarken sürekli bakışlarından falan bunun Jamie'den hoşlandığını anlamıştım. Biraz şakacı davranalım ya. Ortamı biraz yumuşatmaya çalışalım. Any of your business, Bonnie Rivera? Look, if there's one single thing a small town like this has to offer, it's freshly squeezed gossip. Why do you hate Cedar Hill so much? You used to be like town mascot. Oh, that was when I thought the world began on Main Street, circled all the way around the earth, and ended right back on Main Street. Tabii şu an hiçbir şeyden haberleri yok. Chris'i falan bilmiyorlar. The real world starts on Canal Street, bounces back and forth between Avenue C and West Side Highway, and ends on 14th Street. Cedar Hills ain't even in the picture. How's it going with your band? I really want to see you play some shows. Dunzo broke up. Kaput. Hayda. Oh, I'm sorry. Solo kariyer mi geliyor yoksa? Bands, you know. I started a band to get girls, but I made the grave error of dating a girl in my own band. Ah, eşcinsel, okay. Cool, but once she found out my trip back home was indefinite, she and the band pretty much moved on without me. You deserve better than that. Yeah, I think so too. Maybe we should go find everybody else. Bence de yani bir tanesini bulamayacağınız zaten. Are you sure? I was just starting to warm up. Yeah, I'm sure. Jamie nereye gitti ya? Jamie'den mi devam edelim? Evet. Aramaya geldik diğerlerinde. Ortam bir fazla sessiz, değil mi? Second my mom comes home, it's lickety splitsville for this chica. Lickety splits, scrams, wham bams and thank you. Ya bir yandan alt yazılara odaklanmaya çalışıyorum, bir yandan da loot kaçırmamaya çalışıyorum. Can't say I blame you. Back to the city? Where else am I gonna go? Bu neymiş? Just the one. What are you gonna do there? Bak bunu bir önceki bölüm kaçırmışım mesela. Ne bulduk? Loot getirdik arabayla. Marazlı sıçan. Bu da marazın eklentilerinden birisi mi? Gel kız gel koş. Koş koş, beni niye bu kadar yalnız bıraktın? Koş 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 koş. 3 saniyem var. 1, 2, 3. Eskiden ablamlar beni böyle gaza getirirdi. Ne oluyor lan? Aha! Bence inanmayacaklar. Ah lan Jamie, nasıl korkmuş. Adam delirecek. Slow down. We found it. We found his like secret hideout. Whose hideout? Frank Stone. No one ever found it before. You sure? Robert went to get his dad. Where's Chris? The door. O da Robert olayı var, doğru, babasını çağıracak. Shh, it's okay, it's okay. I'm gonna go check it out. Ya niye tek başına gidiyorsun ya? Linda, buna hiç gerek yoktu Linda ya. Hani Twitter editi yapacağım sana ya, gerek yoktu Linda diye. Makine atölyesinde Chris'i ara. Bir şey diyeceğim, Chris ölmemiş olabilir mi peki? Hemen öldü gibi davrandık da sonuçta sadece portal gibi bir şeyin içine çekti. Buraları daha önceden gelip lootladığım için sonradan bir şey spawn olmadığını düşünerek aramıyorum. Direkt Chris'i aramaya makine atölyesine gidiyorum. Linda, o korkulu bakışlar ne Linda? Okay. What'll you be able to tell us? Çok ürkünç bir ortam oldu şu an ya Linda için. Ama buraya gelmeyi kendi seçti. Niye böyle bir şey yaptın ki? Geri gidiyoruz galiba. Gidelim gidelim, boş ver, uğraşma burada. Cihazı aldık yeter. I gotta get back to Jaime and Bonnie. Tamam. Şimdi kamerayı aldık. Kayıtlarda herhangi bir problem yoksa ve izleyebiliyorsak o şeyleri izleriz. Sanki Chris bir kısmını çekmişti diye hatırlıyorum. Jaime and Bonnie must be waiting outside. Jamie ve Bonnie inşallah dışarıda bekliyordur. Evet, kazan dairesinin dışına geldim. Şu kapıdan çıktığım an orası kazan dairesinin dışı. Umarım başınıza bir iş gelmemiştir. We gotta go. We gotta get out of here now. No, no. We gotta wait for Linda. Hala sakinleşmemiş ya. Did you find anything? Şu an inanılmaz drop var arkadaşlar. Sakin olun, benden kaynaklı. Jaime? He's okay, but not okay. I think there was something with them that gave him that cut on his head. Something like what? Apparently only Chris saw it through the camera. Aynen. Evet. Doğru. Let's go. Orada birazını çekmişti. Ananı avradını. Oğlum ne oluyor? Kasa yanacak. Lan bu kameraya karşı ayrı bir zaafı mı var bunun?
Ya da sadece kameradan mı görünüyor? Oğlum ne oluyor? Tamam Linda, sen de kaç. Bu sadece kameradan görünüyor. Yani şimdilik. Ora kilitli kilitli kilitli. Linda, başına bir şey gelecek Linda. Tamam, iyi kaçtın, iyi kaçtın, iyi kaçtın. Ama bunun doğaüstü güçleri varsa seni görüyordur ki. Oradan geçemedik. Anladım, geliyor, sesi var. Geliyor, kapının içinden geçiyor. Tamam, yapıyorum. Acaba böyle çektiğim zaman gücü falan mı zayıflıyor? Tekrar doldur. Evet. Anladığım kadarıyla bu şekil kaydı aldığımız zaman gücü zayıflıyor, bir şey oluyor yani. Buradan direkt çıkabiliyor muyum? Tabii ki hayır. Görevimiz şu yük asansörünü indirmek. Bu merdivenler kırık dökük olduğu için direkt merdivenlerden çıkış olmuyor. O yüzden önce yük asansörünü indireceğiz. Bu bölüm fena action olacak demiştim size. Aa, sağ tıkla istediğim zaman çekebiliyorum, okey. Ha, yine bir jeneratör olayı. Evet, çıkış yolumuz o da. Bak, bunun neye bağlı olduğu belli. Şu sarı kabloyu takip edeceğiz, tamam mı? Sarı kabloyu takip etmek için buranın altından geçmemiz gerekiyor. Ha, bu direkt yük asansörüne bağlı zaten. Tamam, beni acaba hani tamir etmem için gerekli bir yere mi götürecek diye düşündüm de. Tamam, onu yaptığımız an yük asansörünü çalıştırmış olacağız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Oğlum müzik yükselmesin. Geliyor mu lan? Arada bir şöyle kamerayı kaldırayım da manyak herif gelir melir. Arkadaşlar, bu arada aralarda oluşan droplar ya da FPS sorunları sadece benden değilmiş. İbo'ya da çok fazla o şekilde şey olmuş. Onun sistemi benden daha iyi olmasına rağmen. Oyunda biraz bir optimizasyon sorunu var. Bu arada ben bunun yanına gidip etkileşime girebiliyormuşum. Tamam, şimdi jeneratörü bulmamız gerekiyor. Ben jeneratörü daha önceden bulmuştum. Şimdi jeneratörü tamir etmeme izin verecek sanırım. Evet, bir jeneratör daha yapacağız. Yapamadık. İbo skill check kaçırdı. Oğlum hayır. Sen çok geriyorsun beni. Sen çok geriyorsun beni. Hemen kur. Okey, galiba jeneratör parçasını buldum. Brand New Part eklentisine bir göndermeydi sanırım o. Şimdi tamir edebiliriz. Yerleştir bakalım onu. Tek bir parça olduğu için biraz daha hızlı bitireceğiz bu kez tamiri. Gayet güzel ilerliyoruz. Son bir skill check daha tutturursak oldu bu iş. Tamamdır. Gücü verdik. Ya bu şu lambalar var ya, beni inanılmaz ürkütüyor ya. Sadece böyle minicik belli bir bölgeyi aydınlatıyor ya. O Gedai şimdi sürünme parkurunda buradan atışlara geçecek. O Gedai Adem'den önce geldi. Şimdi. Asansörü bir indir bakayım aşağı. Nana aradım, yine geliyor. Gel lan gel, senden korkan senin gibi olsun. Chris için lan. Lan git. Lan ne geliyor? Oğlum bir dur da asansörü kullanayım artık ya. Kameramı yamultuyor. Lan bak, kameramın eğimini bozuyor. Yine gelecek gibi arkadaşlar, yine gelecek gibi. Harbiden sıçtık. Buradan geliyor, buradan geliyor. Tekrar kur. Yok ol Allah'ın belası, yok ol. Tırman şuradan, tırman, yine gelecek bu Allah'ın belası. Of. Bas düğmesine. Yine geliyor, yukarıda bir yerde. Lan geliyor, geliyor. O müzikten anladım. Diğerlerinin yanına dönmenin yolunu bul. Of, gerildim ya. It's gone. I need to get to the others. Şu karşıdaki kapı açık. Şuradan şuraya. Buradan da buradaki çıkışa ulaştık. Helal kız Linda. Frankston'dan kaçtın. Kader değiştirildi. Şu denge tahtasından karşıya geçersem ne oluyor? Bir geçeyim ya. Loot gibi bir şey olabilir. Sakin, sakin, sakin. Aman, aman, aman. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Aynen de öyle. Burada loot varmış. Kaçırmayalım bunları.
Elmas kol düğmeleri. Bunlar yine bazılarının eklentileri, cart curt bir şeyleri oluyor galiba ama tüm katillere hakim olmadığım için şuradan aşağı atlayalım. Bu bölüm ne aksiyon yaptık be. Evet. Çocuklar merhaba. Ben yırttım ama umarım sizin başınıza bir şey gelmemiştir. Evet, 2024'de geldik tekrar. 1980 bölümünü bitirdik. Çok ya. Burada ne arıyorsun yani? Ya nostaljikten şuradan girsek ya ulan şey maçını hatırlıyor musun falan diye böyle. Burada ne arıyorsun? What the hell are you doing here? Film strip. Do you have it? Sana da mı lazım? Hey, slow down. Sem'in çaresizliği seni korkutuyor. Who are you exactly? Yeah, why'd you come and swing if you just want to talk? You keep your lying mouth shut and mind your own business. Bak, Sam, do I have Sam var ya her şeye hakim şu an. Maddie, this is Sam Green, Sheriff of Cedar Hills. Don't think you got much jurisdiction here, Pops. Former sheriff. Why are you here? Eski şerif. You know damn well why I'm here. Emekli ya da kovuldu. I must have forgotten. Oh. Well, isn't that nice for you? Because I just can't seem to stop cleaning up after your little problem child. Wait, are you talking about the film? Is he talking about the film? Oh, it was a bad move coming here, Linda. Cursed thing should have stayed forgotten. Sen biraz kafayı yemiş gibi değil mi? This world, maybe even every other. Ağzından çıkma şeyler akla mantığa çok uzak. Kuşkul'dan devam ya. Sam çünkü bu olayları başlatan kişi zaten hani Frank Stone'u şey yaparak. Olayın başından sonuna kadar bulunan birisi. Kuşkulu davranıp ne biliyor ne bilmiyor her şeyi öğrenmemiz lazım ondan. Ya böyle miydi bu cevap ya? Ben böyle olarak algılamadım oğlum bu cevabı. Ben soracak sandım ya. Sam birazdan var ya anamı o kadar sinir oldu ki bana. Right now. Don't you understand what I'm saying? No, I'm sorry. Yanlış cevap verdim ben orada. Ben yanlış anlamışım orayı ya. Tell me you still have your pieces. Ben de. Yeah, I still have it. And them? We've all got our pieces. Oh, thank goodness. Hadi bakalım sen. At least I'm not too late. But Augustine has made us all an offer. And you turned her down. Henüz değil. Right? Bir şeyler konuşuldu. Linda gibi zeki bir kadına çok cömert bir teklif yakışmaz ya. Tereddütlü. Henüz bir şeye karar vermedik. Sam'den yardım alacağız bu konuda. Okay. Okay. Then we can work with this. If we play our cards right, we might still have a chance to fix it. Yani Sam film satılmadığı için rahatladı tamam. Dayak yemekten kurtulduk. Film strip you're carrying pieces of all around with you. It's part of a movie Linda made with her friends. Evet, Madison öğrendi sonunda. But it's not just a film. It's a prison. Something far older. Something more powerful than anything humanity's ever conceived. It's şey gibi olabilir mi bu filmin olayı? Halka filminde de hani kaseti izleyenler lanetleniyor ya 7 gün içerisinde ölüyor falan. Hani bu filmi izleyenler zaten insanlara saldırmaya başlıyor. Şiddet eylemi oluyor. Bir de lanetlenme durumu mu var acaba? Habis yozlaşma dediği play'e gönderme bu arada. Okay, Sam. Laying it on a bit thick, aren't you? That's pretty rich coming from you, Mr. Stanford. Hold on. You guys know each other? Ne olur anlat şu adamı ya. Unfortunately, I have been on the receiving end of the former sheriff's outlandish claim and dramatic interjections for quite some time now. Dude is a walking mess. Sen ne boş bir insansın ya. I gotta hand it to you. You are looking better than the last time I saw you, yeah? Who's your guy? This charlatan. El hareketi çekiyorsan. Tell you how he manipulated my son. Aa, dur Robert da bir şey yapmış. Robert was in a very vulnerable place in his life. Ondan almış parçayı. I'm not out there sneaking around in the dark like some grubby little crook. Fuck this. I'm done with your shit, man. Getir lan o parçayı geri. Bak omzu ağrıyor. Hala omzu ağrıyor görüyor musunuz? 1963'te kanca yemişti ya omzundan. Why don't you go keep an eye on Stan? I'll stay here. All that stuff he was saying, is he for real? I don't know, but I don't think anybody should be wondering. Linda nasıl bilmiyorsun? Linda bir anda mallaştın ama Linda ya. Tamam ben orada yanlış anlayıp yanlış bir cevap vermiş olabilirim ama senin toparlaman lazım zekanla bunu. Was this locked before? Hey, Stan, hold up a sec. Gel lan buraya. Stan. Kaçma nereye kaçtın Allah'ın belası herif. Go? Lan bu nereye gittin lan? Buradan koşuşunu gördüm. Beni buraya çekti. Bir şey diyeceğim. Beni buraya çekti. Aa, dükkandaki televizyon. O Augustine'in bize kamera sattığı dükkandaki televizyon. Keçi açtım. Şurayı mı açtım acaba? Yoksa burayı mı açtım? Oğlum ne oluyor? Şu ışık gidip gelme olayları var ya. Ev mi değişti lan? Evin koridorlarına bir şey oldu ha.
Stan, you want a bathroom break or something? Ya bu Stan var ya bak, harbiden bu işin içinde ya. 50 yaşında adam uğraştırıyor beni ya. Bir şey diyeceğim, ben aynı yere geldim. Televizyonu aldığım yer değil mi bura? Okey. O zaman buradan devam edeceğiz. Bir dakika. Şöyle bir şuralara göz atalım. Bak, ayın olayları gibi bir şey. Augustin kendini tanrısal bir varlığa adamış durumda. Yani mahluk. Onların gözünde öyle olduğu için. Aşağı tarafta testere filmi gibi ya. Bu ne? Yeşilliği vermişsiniz full. Oo. Elektrikli bir bölgeye girdik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bura nere oğlum? Sen manyak mısın? Bu oda ne? İşte Augustine'in kesin gizli işler çevirdiği odası burası. Oğlum. O kim lan? Nereden bağırıyorsun? Şunu bir inceleyelim. Ha. Burada bir şifre çözmem gerekecek. Okey, mantığını anladım gibi ama bunu yapmadan önce etrafı bir incelesem mi? Şu karşıya zıplayabiliyorum. Bunu şu an kullanamıyorum anladığım kadarıyla. Çünkü sanırım az önceki parçayı tamamlamam gerekecek. Bu da mı aynı şekil? Yo, bunu kullanabiliyorum. Çek bakayım. Ha, yok. Önce ortadaki kısmı çözmemiz lazım. Yabancı bize nereden bağırdı ya? Üstlerden bir yerde galiba da tam göremedim. Kademe kademe dönüyor. Okay, that made something happen. That's good. Nasıl yaptım arkadaşlar anlamadım ama. Çek bakalım şunu. Tamam, yardıma geliyorum. Lan bu da mı çekilmiyor? Niye olmadı ya? Ha, buna ışık geldiği için ilk bunu yapacağız. Tamam. Çek bakalım. Lan her şeyde böyle ele atmasaydık. Tamam, şimdi diğerlerini aynı şekilde yapacağız herhalde. Yalnız burası var ya, harbiden tam bilim kurgu filmi gibi olmuş ha. Ha, şunların hepsi birbirine gelecek şekilde. Tamam. Şöyle. Her birine o ışıklardan birisi değecek olarak. Aynen, tamam, anladım mantığını. Az önce yarım anlamıştım, şimdi tam anladım. Bunu da indir. Burada var ya, bunlar yani sıfırdan bir insanı koy, halka falan dönüşür yani, öyle bir şey. Buranın elektriği kaç yazıyordur mesela, faturası kaç yazıyordur, ben onu merak ettim. Mantığını güzel yapmışlar bu arada. Aşırı zor bir mantığı yok. Tamam, sonuncuyu da yaptık. Şu yabancıyı aşırı merak ettim ya. Kim o acaba? Kesin şu eski tanıdıklarımızdan falan bir şey o. Ediyoruz ya işte, dur be. Tamam, hallettim sonuncuyu da. Oo, hepsi bitince alarm çalıştı. Ananı avradını. Haber verdik şu an, bir şey oldu da. Koş! Şu ortadaki butona basmam lazım. Lan çok zor! Oğlum kıl payı. Kıl payı. Kıl payı vallahi billahi. Evet, enerjiyi başa bir şekilde kullandık. Kader değiştirildi. Kader peki bize mi girdi acaba? Hani değiştirildi tamam da. Biz mi entiteye dönüşeceğiz? Chris! Aaa! 2024'de ışınlandı. What the fuck? Oğlum hiç yaşlanmamış yani, böyle şey gibi bir şey. Hani bir kapsülde saklarsın ya birisini. 1980'den 2024'de 44 sene geçmiş. Bir yaş bile yaşlanmamış. Yemin ediyorum hiç beklemiyordum. İnanılmaz şaşırdım. Belki sesinden falan çıkarmam gerekiyordu ama o an sesine de çok odaklanamadım açıkçası. Nereye geldik ya? Ah, tekrardan 1980'deydi. Hadi bakalım. Yürüme sesleri. Ürkünç bir sokakta bir yürüme sesleri. Robert mu? Aynen, ha, Robert babasına haber vermeye geldi. Okey. Bu bölüm neymiş böyle ya? Chris de ölmemiş. Yemin ediyorum inanılmaz mutlu oldum ya. Bir an ihanet etmiş gibi olduğum için çok üzülmüştüm. Hani iki dakika önce de ayrıldık ya kızdan. Harbiden tam böyle. Augustine, Augustine. Bu bize mani olacak ya. The sheriff? The sheriff? Yeah. Evet. Have you seen him? Oh, well, yes. Yalancı. Where? Here and there, now and then. He does have a way of showing up. Abla hiç cevap vermesen daha çok yardımcı olmuştun ama sen bilirsin tabii. Wait, how long ago was he here? Just now or what? It was more than a minute.
less than a lifetime. Yaşına başına hürmet etmesem ana bacı söveceğim şimdi ya. Okay, tamam, thanks. Sağ ol. Allah'ım, şizofreni. I'll be sure to tell him you're looking for him. Söylersin ya. Tekrar 2024'da geldik. 8. bölümdeyiz. Pretty sure they came down this way. I wouldn't be sure of anything in this place. Sam'in burada bulunması bana bir huzur veriyor. Yani bence bana bazı cevaplar borçlu ya şu an. Sorry Sheriff, I think you still owe me some answers. And how's that? You're acting like a lunatic. Sneaking around, attacking people. That's not yani the Sam haklı ama people change. Harbiden biraz da değişik davranıyor yani. The only time I ever saw you even close to this intense was when you caught Chris. Yine aynı olay sayılır. At the mill. Yeah. Thought I was being too hard on you at the time. But knowing what I know now, I'm glad I broke your camera. But you never broke our camera. Well, of course I. Yani istemeden. You're not okay, are you? I'm getting old. Memory's not what it used to be. Sen bir şey mi içiyorsun lan, doğru söyle. Diğerlerini. What did you mean when you said all of this is because of Cedar Hills? I said it's because of what happened in Cedar Hills and what's still happening right now. What's happening right now? What happened back then? Kids making Super 8 movies in the mill? The mill's been gone for years. I told you I don't count years anymore. Başka insanlar mı o filmi çekmeyi deniyor? You haven't been straight with me since the second you got here. I hate to break it to you, but that's all I've been. Bak, ışıklar git gel yapıyor. Işıklar git gel yapıyor bu Stranger olayı. Şimdi burası televizyonu şey yaptığımız yer. Madison'ı oynarken. Tamam, burası Madison'da da kilitliydi ama yine de bir denemiş olduk. Sam, koş koş, takip et beni. Allah, bacak aksadı. Lan oğlum, şimdi sırası mı? Ya Sam, şey olmadı bu ya. Gotta find him before skies are folding in again. Sana mı geldiler? Ne oldu? Kılıf mı, günlük mü? Günlük. Ulan hırsızlık yapmak için skill check sordu. Evet, keşif yeteneğimiz parladı. Dur, uyanma dur. Bunu tam inceleyemedim ya. At onu cebe, tamam, onu inceleriz, onu inceleriz. Orada birkaç sembol simge vardı ama tam inceleyemedim. Beni başka bir şey olarak mı görüyorsun oğlum? Sakin ol, sakin ol. Tansiyonun düştü sadece. We gotta find Augustine now. I think you should take a minute. I'll be fine. Now, are you gonna help me find Augustine, or are you just gonna get in my way? Edeceğiz. Yardım edeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. I think I knew something was wrong before I got here. Yes, I just wanted to see it for myself. I'll help you, Sam. Günlüğünü gördüğümüzü söylemeyelim. Daha tam incelemedik çünkü. Tabii Sam'in tarafını tutacağız ya. Adam yıllardır bu işin içinde ve canlı canlı oynadık adamı yani. Biliyoruz dürüstlüğünü. Bu hoş olmadı. Bir geçit bir şey açıldı galiba. Ya da Madison'ın az önce yaptığı şey buraya etki etti. Sam, nereye gittin? Sam, daha şimdi... Sam? Ya yanımdaki adamı niye aramakla uğraşıyorum ben şu an ya? Sam, come on! Sheriff Green? Arkadaşlar, bu kutuları bilerek açmıyorum gördüğüm zaman. İçiniz rahatlasın diye yine açayım da hani topladığım parçaları gösteriyor sadece. O dakikayı etiketleyip abi kutuyu görmemişsin yazıyorsunuz, içinizde kalıyor. Öyle bir şey yok, onları bilerek açmıyorum yani, aynı işleve yarıyorlar. Aa, burada bizim tişörtlerimiz var. Cinayet Fabrikası'nın tamamen ayrı alternatif bir versiyonu var. Burada ne bulduk? Bu şey maket el. Filmi yaparken kullandığımız. Cinayet Fabrikası'nda kullanılanlarına belli belirsiz farklılıklar gösteren bir nesne koleksiyonuna sahip. Evet, bu malzemeler Augustine'in elinde var. Carnage blamed on sick flick. Sinema salonu katliamı için hastalıklı korku filmi suçlandı. Film hiç gösterime girmedi mi? What is this? Cinayet Fabrikası filminin gösterimi 3 ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığı toplu bir arbedeye sebep oldu. Tamam, bu yine şey olaylarından bahsediyor. Ben bu yazıları uzun uzun okuyorum, size özet geçiyorum arkadaşlar. Yine işte hani sinemada filmi izleyenler birilerine saldırmaya falan başlıyormuş. Şiddet eğilimi gösteriyorlarmış yani. Buraya niye göz atmamı istedin ki? Ne bu dönemden ne de bu yerden gibi görünüyor. Ha, şuradan hikayemize devam ediyoruz. Nereye yansıtıyoruz onu, ha? Jamie ve Bonnie. Aa evet. Bu sahnede Chris vardı. Nasıl ya? This isn't right. Onu satayım. Çok korkunçtu oğlum. Okay, that is not what we shot. Bir şey diyeceğim, başka şekilde Augustine'den Linda'nın cinayet fabrikasını çektiği sahnenin başka bir versiyonu var. Evet işte, bunu nasıl yapmış?
Allah bismillah bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ya bir şey fark ettik ya bir şeyler oluyor. Çok değişik bir müzik girdi. Oha! Bunlar ne oğlum? Çok gerildim lan. Şu an niye böyle oldu? Entity'nin geldiği bölümde bile bu kadar gerilmemiştim. Bir sürü farklı kayıt mı bunlar? Evet, günlüğü açtık. Ananı satayım. Relax. What are you doing? That letter's private. Augustine ve Sam kara görevli adlı iki gruba katılmışlar. Yalan söylemeye kessen iyi olur. Logan Chen kim? Ağız aracından devam ya. Who is Logan Chen? Linda. Don't you fucking lie to me. Anlat Sam, anlat. Sana yardımcı olmamızı istiyorsan anlat. When I stopped Frank Stone in the steel mill back in 1963. Evet. I thought that'd be the end of it. But ever since, not a thing in my world has made sense. Entity olayları başladı çünkü. Any other either. Everything, all of this leads back to that night. And sure, I stopped him. But in the process, I caught a glimpse of the big picture. Dış güçler yeğenim. The stone was just a piece of something much worse. Yani. I couldn't shake the feeling that all I had done was delay the inevitable. That I was just one insignificant reflection of what actually happened. It started to drive me crazy. Eventually, that led me to Logan Chen and the Imperiati. Onların olayı ne? They helped me to understand what I'd seen and what I could do about it. İyi taraf mı onlar yani? You do know that you sound like a raving fucking lunatic, don't you? Farkındadır ama haksız da sayılmaz. I take no pleasure in any of this. There's no reward for me when I've done what I've got to do. There's no gratitude, no gold watch. It's just sort of a higher calling. Buradan biri mi izliyor bizi yoksa sadece bu açığa mı geçiyoruz? You're so full of it. I'm not a kid anymore. And you're not the sheriff. You don't get to play high and mighty with me. Linda. No, you won't be straight with me, fine. But I'm not an idiot. I know how misdirection works. I can see what you're trying to hide. Did you think I wouldn't notice the second you walked in here? You should be at least 80 years old. But you're barely older than me. How does that make any sense? Linda canavara dönüştü abi ya. In fact, none of the dates in your fucked up journal line up. I'd say it's pure lunacy, except... Here you are. The wrong age. Ah. So what are you implying? Doğru. I'm saying you might be Sam Green. Çok genç görünüyor değil mi? You're not the Sam Green I knew in Cedar evet. Hills. Bir durdurdum. Bu Chris'teki gibi bir kaçırma olayı ya da kılık değiştirme olayı gibi bir şey var bunda. 80 yaşında adam böyle mi görünür? You're someone else. Evet. Helal lan Linda. Çok iyi yakaladı bak, çok iyi yakaladı. Benim de aklıma soktu o fikri. Harbiden mantıklı geldi yani. For every path taken, there exists another. Taken by a shadow self. Another reality. Another world. Worlds so close, they bleed together. Do you see? The timelines I chose were special. The bleed strong. The entity straining against the edges of our world. I didn't need Frank Stone's mortal vessel after all. I only needed the most perfect versions of his essence. Saniyede 24 kare hız dediği film oluyor arkadaşlar. Yani bu filmin oynatılması gerekiyormuş Entity'nin güçlenmesi ya da Augustine'in amacına ulaşması için anladığım kadarıyla. Çünkü saniyede 24 kare oynatmak demek 24 FPS oluyor yani. Filmlerde 24 FPS çekilir. Bu bilgiyi vermiş olayım. Yani ben böyle anladım. Yanlış anlamadım diye düşünüyorum. Frank Stone will be reborn. Umarım doğru anlamışımdır. Linda mesela film vizyona girmedi diyordu ama bir şekilde artık sokmuşlar mı, sokmuş gibi mi göstermişler bilmiyorum. Çünkü insanlara bu şekilde şiddet eğilimi yüklemek istiyorlar yani. Evet, eski yönetim binasındayız. 1980'deyiz. Linda'yı saat 23.51. Hadi bakalım. Bunlar umarım ceset değildir. Karanlık çöp torbaları var burada ama. Where is everyone? İnan ki bilmiyoruz Linda'cığım. Bu
surat ne lan? Bonnie'nin az önceki filmdeki dönüşmüş hali değildir değil mi? Oyunun ortamı iyice gericileşti ya. Hem 1980 yılında hem 2024 yılında, yani iki tarafta da gerici ve bol gameplay'li bir ortam var. Evet, burası kilitli. Ha, buraya bir anahtar lazım. Oo, aman diyeyim aşağı düşeriz falan. Şuradan devam. Oğlum nereye geldik? If I fix these boilers, that should shut off the leak. Okay, önce kazanları düzeltip buradaki gaz kaçağını halledeceğiz. İki tane parça bulmam lazım. Evet, bir tanesini bulduk bile. Diğer parça da diğer geldiğim yerlerin birisinin dolabında ya da tuvaletinde olabilir. Şuraya bir geçelim. Ne oluyor lan? Evet, burada bir çekmece bulduk. Çek bakalım. Aa, anahtar. Çok iyi. Tamam, at onu cebe. Tamam, o anahtarla şu kilitli dolabı açıyoruz hemen. Çek bakalım. Aa, diğer parça çıkar demiştim. Çıkmadı, not çıktı. Franklin Norman'a bir mektup. Ne zaman biri ağzını açıp konuşmaya başlasa derimin altında böcekler geziniyor gibi geliyor. Her bir donuk bakış beni kafamı sallayıp dinliyormuş gibi yapmaya zorluyor. Zorlu bir çocukluk geçiren Frank psikolojik olarak savunmasız durumdaydı. Yine Killer'ın o çocukluğundaki psikolojik soruna dair bir şey vermişler. İkinci parça nerede? Hah. Bulduk. Bu bölüm çok güzel ya. Full gameplay olarak ilerledi. Hani bir sürü bulmaca tarzı, görev tarzı şeyler de yaptık. Aşırı iyi bir bölümdü yani. Evet, ilk parçayı yerleştirelim. Tak bakalım. Yine skill check mantığım var. Ha, direkt döndürüp. Okey. Bunu da aynı şekilde. Tamam. Buradaki akıntıyı kestik. Şöyle bir fabrikada tek başına helal olsun valla. Linda gayet sakin, soğukkanlı, akıl mantık çerçevesinde ilerliyoruz. Tabii gerilimli bir ortam. Karanlık, el feneriyle gitmek zorundayız. Her an bir şey çıkabilir. Bir yandan da loot kaçırmamak için her yere bakmaya çalışıyorum. Bu ne? Merlin. Şey, Tom'un köpeği. Onun tasması. Umarım. Linda'cığım. Bizim de planlarımız o yönde tabii. New York olur. Ankara, Çin Çin olur. Zaten benzer yerler. Herhangi birisine gideriz. Sen dert etme yeter ki şuradan bir kurtulalım. İnsana neler yaptırıyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Çaresizlik. Bitiyor. Bitiyor Linda, dayan. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Oo, buradan yukarı çıkış var. Buradan buraya giriş var. Bak, oyun beni şu an var ya, yine ikileme soktu. Neyse, her yere gitmeye çalışacağım. Buralar nereymiş? Zaten hiçbir şey olmasa bile böcek olur, fare olur. Yani hani bir yine bir gergin geçer, anladın mı? Şurada ne varmış? Bir yine bir defter bulduk. Frank Stone yazıyor üstünde. Günlüğü mü? Fuck. This is Frank Stone's, evet, journal. Harbiden o. Evet gençler, bu önemli olabilir. Okuyorum tamamen. 12 Kasım 1962'de yazmış bunu. Ondan haber alamadım. Bana söylenileni yaptım ama haftalardır yalnız başımayım. Beceremedin mi? Benden bekleneni yapamadın mı? 5 can aldım ama hala o yola yakın hissetmiyorum. Her gece rüyamda ormanı görüyorum. Etrafım kapkaranlık. Korkuyorum. Korkudan ne çığlık atabiliyor ne de hareket edebiliyorum. Çünkü o sisin ötesinde duruyor. Bazen ateşin içinde yılan gibi kıvrılan silüetlerini görüyorum. Çığlıkları kulaklarımı acıtıyor. Madem bunlar kötü ruhlar, neden çığlık atıyorlar? Tek başıma bir insanın kötü olup olmadığını nasıl anlayacağım? Hills'in tamamen günahların içinde boğulmadığını nereden bileceğim? Madem öyle, kasabadaki herkesi kötülüklerinden arındırmam gerekmez mi? Talimat almadan harekete geçmeyeceğim. Ormanda yalnız başıma duruyor, karşı tarafa geçmeyi bekliyorum. Çığlık atarsam kaybolacağım. Bekleyeceğim. Birisi Frank Stone'a bunları yaptırıyor yani. Sağda da gördüğünüz gibi zaten günlük olay olarak belirtti. Sayfayı bir çevirelim. 8 Ocak 1963. Sonunda bana döndü. Hem de mutlu. Onun beklentilerini fazlasıyla aşmışım. Kötülüğün kaynağını bulduğunu, kasabaya yayılmış iltihabın kökenini keşfettiğini söylüyor. Ben bu kötülüğün temellerinin hemen altında duruyorum. Howard Tester, aşağılık bir tarikatın lideri. Bu arada bu Testerlar, Frank Stone'un suç kaydı olmasına rağmen bu fabrikaya Frank Stone'u işçi olarak alan aile. Bütün kasabayı günaha boğan kötülüğün kaynağı ondan tüm kasabaya uzanarak her şeyi çürütüyor. Ancak o, benim hükmümün ötesinde. Kendisi cehennemin dibinde yanıyor olsa da, dölleri hala aramızda. 4 can, üstesinden gelmem gereken 4 imtihan daha. Bana acele etmememi söyledi. Hata yapamam. Başarısız olmayacağım. Tester'ın bizzat çağırdığı ateşlerden faydalanıp vazifemi yerine getireceğim. Kendi eseriyle mirasını yakıp kül edecek ve bu kasabayı kötülükten arındıracağım. Hem insan hem canavar. Ateşle bir araya gelen metal ve et. Ardından karşı tarafa ulaşacak, ebediyetin ve kutsallığın ne demek olduğunu öğreneceğim. İnanmak nedir iyi bilirim. Ormandan geçen yol gün gibi ortada. Ateş beni bekliyor. Korkmayacağım. Evet, Frank Stone'un aklı ağır ele geçirmiş, beyni yıkanmış yani. Bir nevi kurban adaması gerekiyor gibi bir şey. Demek ki hani o bebekleri falan oraya götürüp çocukları falan zarar veriyordu ya. Şimdi bir dakika, o önce şu açılan kapıdan bir gitmem lazım. Başladığım yere döndüm dedi çünkü. Şunu bir şöyle yana doğru çekelim.
Frankston'un eski sığınağını buldum. Ooo. Hadi bakalım bir not daha. Ben Dwight Allen Parker. Bu yazıyı vasiyetim olarak yazıyorum. En son 16 Şubat 1963 tarihinde görüldüm. Akşamüstünü Cedar Creek'te Rusty, Daryl ve birkaç elemanla birlikte içerek geçirmiştim. Hava kararmaya başladığında ziya zurna sarhoş olmuştum bile. Rusty beni kaldırmaya çalışınca sinirlenip onu ittim. Çok aptalca bir hareketti. Bedelini de ödedim. Orası kesin. Rusty sinirlenip gitti. Diğer elemanlar da gitti. Uyuyunca kendine gelir, evinin yolunu bulur diye düşündüler herhalde. Ne kadar süre uyuduğumu bilmiyorum ancak uyandığımda başımda biri duruyordu. İri yarı bir adam. Çok karanlıktı ama bana baktığını görebiliyordum. Donuk, sert bakışları vardı. İliklerime kadar hissettim bakışlarını. Galiba yerin altındaydım. Yukarıdan gürültü duyuyorum. Fabrika gibi bir yer galiba. Makine sesleri duyuyorum. Çelik fabrikasında olabilirim. Elemanı birkaç kez gördüm. Korkunç gözleriyle bana bakıyor. Fısıldadığını duyuyorum ama ne dediği anlaşılmıyor. Galiba beni öldürecek. Çok korkuyorum anne. Keşke seni tekrar görebilsem. Sana çok iyi bir evlat olamadım ama sen daima yanımdaydın. Senden daha iyi bir anne hayal edemiyorum. Belki bensiz daha iyi olursun, bilemiyorum. Bu mektubu okursan Rusty'ye ona kızgın olmadığımı söyle. Aptallık ettim. Her zamanki gibi. Pişman olduğumu bilin yeter. Her şeyden daha çok pişmanım. Seni seviyorum. Evet, Frankston'un kurbanlarından birisinin vasiyeti arkadaşlar. Burada da doktorun şeyini bulduk. Çok güzel. Çok tatlı yapmışlar bunları ya. Evet, hikayelerle ilgili güzel şeyler öğrendik. Frankston'un beyninin yıkandığını, Entity'ye kurban vermesi gerektiğini, kötü bir çocukluk geçirdiğini, her katilde olduğu gibi. Bunları öğrendik. Burası da herhangi bir yere gitmiyormuş bu arada. Bu kutunun içinde yine bulduğum şeyler var. Açmayacağım. O zaman merdivenden devam ediyoruz. Evet. Kazan dairesine çıktık. Kazan dairesinin direkt altı sığınaymış şeyin, Frankston'un. Oo, 2024'e geldik. Evet, Madison'dayız sanırım. 10. bölümdeyiz bu arada. Çok iyi ilerledik lan. En son Chris'e ulaşmıştık. Şimdi Chris'i oynayacağız. Başı çatlıyordur var ya onun. Değil değil. Kızıyım. Ne oluyor lan? What is this? It's okay. It's okay. Nasıl korkmuşlar? You're not Bonnie? No, I Bonnie was my mom. Did you know her? Şaşkın ya. Olayları hani bir ne olduğunu çözmeye çalışsınlar yani. Your mom? But that's aynen. How is that possible? Bir çözelim yani. You're talking about Bonnie Rivera, right? Yes, yeah, she was just here, but we were my mom died a few weeks ago. No. No, 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 no. We were in the mill. We were lan kafayı yersin ya. We just finished the movie. What the hell? Ne oldu? Bunu ne kovalıyor lan? Sana inanmıyorum bu arada. Soru şu çok güzeldi. Bildiğin zaman değiştirdik yani. Bildiğin Dark dizisi gibi ya. Geri dönsem aslında efsane olur ya. Ama bir yandan da ya dönemezsek, ya bu kararım Chris'in ölümüne sebep olursa, ama geri dönmeyip burada kalırsak da çok kafa karıştırıcı olacak gibi de yani bunu çözmeye çalışacağız falan. Deneyeyim lan. Eğer Chris'e bir şey olursa bana söver misiniz? Yani bu bir istek değil arkadaşlar, bu bir soru. Deneyelim ya. If there's any chance that's true, I gotta try. My friends are in terrible danger. I gotta get back to them. Hem Jamie'nin de akıl sağlığını yerine getirmiş oluruz. Sen bir şey yapma ya. Sen sadece yanımızdan git yeter. Hadi bakalım. Kaldır bakayım onu. Allah belanı vermesin senin. Çek onu da çek 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 çek. Hadi bakalım. Tamam. Tekrar sapla onu oraya. Gir içine gir içine gir. Oğlum çok riskli bir şey denedim ya.
Ama lazımdı, böyle heyecanlı bir karar lazımdı. Hadi bakalım. Vallahi yolladım. Lan herkes de kabul etti ya bunu yani, siz yetişkinsiniz. Çocuğa kimse de demiyor ki böyle bir şey gerek var mı? Kader değiştirildi. Hadi bakalım. Zaten önemli bir karar olduğu belliydi yani. Kim geldi lan? Augustine mi bu? Onunu satayım. Augustine geldi galiba. İçeriden çıkışa bak oğlum. Chris'i hemen yolladıktan sonra içinden bu çıktı. Bence sıçtım bir şey orada ya. Harbi diyorum bak. En başta aslında doğru karar vermişim. Chris'i kurtarmışım ama kaçarak. Burada batırdık gibi. Evet, 1980 11. bölüm. Aha geldi lan. Oğlum çok iyi. Var ya, Chris'i 2'dir kurtarıyorum. Chris 2'dir kurtarıyorum seni. Çok iyi ya oğlum. İnanılmaz mutlu oldum. Çok üzüldüm lan bu ölse. Karakterlerle çok bağdaştım ya. Hiçbirinin ölmesini istemiyorum. Vallaha döndük. Çok iyi. Çok iyi haber. Tamam sakin ol. Derin derin nefes al. Kendine gel. Vallahi maalesef gerçekti Chris'cim. Biraz biz kaşındık tabii. Bulunca ki... Jamie'nin tepkisini çok merak ediyorum yani. Evet arkadaşlar, bölümümüzü burada bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde Chris ile bu makine atölyesini terk edip diğerlerini bulmamız gerekecek. Bakalım Jamie bizim yaşadığımızı öğrenince ne kadar mutlu olacak. Motivasyonu tekrardan gelecek. Daha güçlü bir şekilde Jamie'yi görebiliriz bence bir sonraki bölümlerde. Çünkü bu şekil bir ümitsizlikten sonra Chris'in tekrar geldiğini görünce eskisinden daha da enerjik ve motive olacak bence. Ben öyle hissediyorum. Çok 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 yüksek ihtimal bir sonraki bölüm final olur, onu söyleyeyim. Finali de şöyle yapalım. Yarın araya bir gün girsin. Yani yarın bu oyunu atmayayım. Herhangi bir tane DBD videosu atayım. Pazar günü de tamamen bu oyunun finaline odaklanayım ve ne kadar artık 3 saat bile olsa finalini çekip atayım. Böyle anlaşalım sizinle. Hem araya bir günlük bir boşluk girmiş olur. Sezon finali gibi düşünün. İyice meraklanırsınız. Pazar günü de finalini hep birlikte yapmış oluruz. Bir aksilik çıkmazsa. Çok 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 keyifli bir bölümdü. İnanılmaz keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.